Bugüne kadar söyledik, yanlış yapıyorsunuz. Hayır, biz doğruyu yapıyoruz dediler. Bugün bu noktaya geldiler. Yanlış yaptıklarını artık onlar da kabul ediyorlar. Eğer düşünmeden birinin peşine takılıp körü körüne yol alırsak sadece kendimizi değil ülkeyi de bir felaketin eşiğine götürmüş oluruz. Biz siyasi görüşümüz ne olursa olsun, kimliğimiz ne olursa olsun, yaşam tarzımız ne olursa olsun demokrasiyi istiyoruz ve demokrasiyi savunuyoruz. Bir kişinin her şeye karar verdiği bir demokrasi değil bizim arzu ettiğimiz demokrasi. Hukukun üstünlüğünün olduğu bir demokrasiyi istiyoruz biz. Sivil toplum örgütlerinin güçlü olduğu bir demokrasiyi istiyoruz biz. %1 oy alan bir partinin genel başkanının parlamentoda olduğu bir demokrasiyi istiyoruz biz. Darbe hukukundan arınmış bir Türkiye istiyoruz biz. Birilerinden emir ve talimat alan bir yargı değil, hukukun üstünlüğüne inanarak karar veren bir yargıdan söz ediyoruz biz. Kanun hükmünde kararnamelerle yönetilen bir Türkiye değil, anayasaya uygun, yasalara uygun, hukukun üstünlüğüne uygun, kimsenin mağdur edilmediği ama suçluların adil yargılandığı bir demokrasi istiyoruz biz. Darbe fırsatçılığını asla kabul etmiyoruz. O hal çıktı, kanun hükmünde kararname çıktı, şu muhaliflerin tamamını hapislere atayım. Bu da doğru değil ve inandırıcı değil. Taksim manifestosunun maddelerinden birisi şuydu: ne darbe ne dikta, tam demokrasi istiyoruz. Yaşasın tam demokrasi diyoruz. Bizim yürüyüşümüzün amacı demokrasidir değerli arkadaşlarım. Demokrasi güçlensin diye, insan hakları güçlensin diye, insan hakları ihlal edilmesin diye, özgür bir medya olsun diye ve siyaset kurumu bütün eleştirilerden ders alsın diye biz yolumuza devam ediyoruz. Elbette yolumuza devam ederken, yürüyüşümüzü yaparken önümüze engeller çıkacaktır, tehditler çıkacaktır, kurşunlar atılacaktır, mermiler atılacaktır. Ama dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan, demokrasi yolundan. Arkanızda milyonlar var deniyor. Milyonların olmasından son derece mutluyum. Ama şunu da herkesin bilmesini isterim: hiç kimse olmasa dahi tek başıma bu kararlı mücadeleyi sonuna kadar götüreceğim. Bir bedel ödenecekse o bedeli bu ülkenin aydınları değil, o bedeli bu ülkenin simitçisi, çaycısı değil, manavı, kasabı değil, o bedeli önce siyaset için yola çıkan siyasi partilerin genel başkanları ödemek zorundadır. Bunu göze alarak yolumuza çıkıyoruz. Bir acı çekilecekse o acıyı başkalarının annelerinin, babalarının, çocuklarının duyması yerine siyasetçinin eşi, çocukları o acıyı duymalıdır diye düşünüyorum. Bu nedenle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz diyoruz.